Hayatın içinden, her telden, TV'den herkese selamlar. Arkadaşlar bugün ahşap işlerinden kendimize bir tane anahtarlık yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler şöyle paletlerde bulunan, şöyle güzel damarları olan ağaçlardan bir parça. Şöyle 1'e 2 santim kadar. Arkadaşlar onları deniz tutkalını da göstereyim. Evet. Güzelce onları kestik. Aynı hizada olmaları için kestik. Şöyle üçgen yaptım. Sonra bunları deniz tutkalıyla birbirine yapıştırdım. Sağlam olmaları için de şöyle işkenceyle şöyle güzelce sıkıştırdım ki araları açılmasın diye. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Şimdi birazdan bunun silimini yapacağız. Yani güzelce bunu sileceğim arkadaşlar. Güzelce sildikten sonra nasıl sileceğim onu da hemen göstereyim. Şöyle spiral taşlama makinelerimizden ve şu silme taşını kullanaraktan güzelce bir zımparalayacağım. Zımpara işlemi bittikten sonra tekrar videoya devam edeceğim. Videonun uzun olmaması için şimdi durduracağım. Zımpara işlemi de bittikten sonra arkadaşlar bunun verningini gerçekleştireceğiz. Herhangi bir verning olabilir. Bakın sağlığa zararlıdır. Bir bez parçasıyla bezi ıslatıp buranın üzerine süreceğiz inşallah. Çok güzel bir anahtarlığımız olacak. Sonra şuralarına deleceğiz. Arkadaşlar büyük de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet anahtarlık yapacağım buraya. Siz isterseniz buraya da yapabilirsiniz. Fazladan buraya da atabilirsiniz. Ya da bunun bir büyüğünü de seçebilirsiniz. İstediğiniz ebatlarda istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim işimi bu göreceği için şimdilik böyle bir şey düşündüm. Hatta şuralarına kendi logomuzu da yazabiliriz. İsim de yazabiliriz. Videonun uzun olmaması için şimdi durduruyorum. Zımpara işleminden sonra tekrar video oynatacağım. Evet arkadaşlar. Zımpara işlemimiz bitti. Şu şekil güzel bir görünüm aldı. Şu şekilde damarları belli oluyor tahtanın. Şimdi bunun için ben şöyle bir şey seçtim. Anahtarlık için. Ama şu döbellerini kullanmayacağız. Sadece bunu kullanacağız. Tabi bunu kullanabilmek için ise şu yukarısını biraz kesmemiz lazım. Çünkü kapalı uç buldum. Elinde bunlar vardı. Başka da bulamadım. Şu yukarıdan keseceğiz ki anahtarlarımız girebilsin. Bir de onu delmek için elimde böyle bir matkap var. Ama pek güçlü bir şey değil. Şöyle. Şuralarını deliyoruz arkadaşlar. Evet. Bununla deldikten sonra şunları şu şekilde çevirerek montalamasını yapacağız. Ama tabi bunun öncesinde güzel bir vernik atacağız. Vernik atmadan önce diğerlerini de deleceğim. Toplam 5 tane delik açacağım. 5 anahtarlık benim için yeterli olacak. Ondan sonra delikleri deldikten sonra bunları takmayacağım. Vernik işlemini uygulayacağım. Videonun uzun olmaması için şimdi durduruyorum. Arkadaşlar vernik işlemine geçmeden önce dedim ki madem yapıyorum şuraya güzel bir isim yazayım. Mesela kendi ailemin adını yazayım. O aklıma geldi. Elimde şöyle şunu fişe takıyorsunuz. Burada ayarı var. Birinci kademe, ikinci kademe diye iki alıyoruz. Düğmesine basıyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Bu bir ahşap yakma makinesi. Ahşap yapma makinesi. Bununla isim yazıyoruz. Demin denedim. Bakın şöyle bir odaklayayım tam. Evet. Şöyle isim yazılıyor. Ben de buraya dağ ailesi yazacağım. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra vernik işlemine geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Ahşap yakma işlemini sizlere de göstermek istedim. Fişimizi takıyoruz. Şimdi şu ucumuz birazdan kızaracak. Evet. Kızarmaya başladı bile.
Duman çıkarıyor arkadaşlar. Maske takmanızı önerelim bu işlemi yaparken. Evet. İşte şu şekilde, şu şekilde dağ ailesi yazdım. Siz de kendinize özel bir yazı falan yazabilirsiniz. Şimdi şöyle ufak bir bez parçası alıyorum. Arkadaşlar şunu vernike hafifçe batırıyorum ve şu yüzeye uyguluyorum. Bakın bunu her iki yüzeye de güzelce iki defa yedireceğim. Böylece ahşabın rengi ortaya çıkmış olacak. Şu şekil. Videonun uzun olmaması için durduruyorum. Evet arkadaşlar, iki kat vernik çektim. Vernikten sonraki hali. Şimdi bunlar da diğerleri. Şunları da, şunlar aynen böyle tamdı. Yarım şekilde şuradan kestim. Kestim anahtarlıklarımızı rahatça sabitlemek için. Şimdi buralara montaj işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, montaj işlemimiz tamam. Şurayı unutmuştum arkadaşlar. Şuraya da bir delik açtım. Bu sağlam olanı da buraya bağladım ki duvara asabilelim. Çok güzel bir anahtarlığımız oldu. Bu şekilde duvarımızı asarak tüm anahtarlıklarımızı bunlara takabiliriz. Asabiliriz yani. Girişe bunu asarız. Elbise dolabının yanına. Çok güzel oldu. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.